Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle bir maratona başlıyoruz. Bu maraton toplamda 10 gün sürecek. O yüzden video uzun olabilir. Aslında eğer çok yorulursam bir haftada sürebilir. Bu yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Videonun sonunda anlayacaksınız sanırım. 10 gün içerisinde toplamda 10 tane kitap okumaya çalışacağım. Yani her gün bir kitap okumaya çalışacağım. Başarılı olabilir miyim? İnşallah başarılı olurum çünkü çok uğraşıyorum. Zaten ince kitaplar seçtim olabildiğince ya da hızlı okunabilecek kitaplar seçtim. Her ay böyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Ocak, Şubat veya Mart aylarında bunu yapacaktım ama bir türlü nedense o şeyi azmi bulamadım kendimde. Bundan sonra her ayın başı veya sonunda toplamda 10 gün olmak üzere bu şekilde maraton çekeceğim. Her gün bir kitap şeklinde. Bence yararlı olacak çünkü hedefim çok yüksek. Okuma hedefim. Onu da tamamlamış olurum. Maraton ayın 30'una kadar sürecek. Uzun zamandır okumak istediğim kitaplar vardı ya da türler vardı. Toplamda 8 tane kitap seçtim. 2 taneyi biraz daha banko. İşte canım o an ne isterse, başka bir şey okumak istersem veya hoşuma giden başka bir şey olursa, o arada başka kitap alırsam falan gibisinden banko bir ikili olarak bıraktım. Yani şöyle toplamda göstermem gerekirse buradan göstereyim. Bu toplu bir kitap. Bir tane bunların arasında okumayı düşünüyorum. Çünkü bu ay hiç klasik okumadım. Gerçi bu ay ben doğru düzgün hiç kitap okuyamadım. Bir de bu seri vardı. Ben bu serinin ilk iki kitabını, bir kitabını okumuştum. İkinci kitabın başında kalmıştım. Devamını getirememiştim. Ama unuttuğum için reddit yapmam gerekiyordu. Hazır maratondayken her gün bir kitap olarak bu üçlü kitaptan oluşan bir seriyi onu da bitirmeyi düşünüyorum. Bir tane de Kürk Mantolu Madonna'nın çizgi romanı var. Onu yeni çıktı ve delicesine okumak isterim ama biraz daha gün olarak bekleteceğim. Öncelikle Gölün Dibindeki Evle başlayacağım Jasmine Lerman'ın. Hiçbir şekilde bir fikrim yok. Konusunda ufak tefek var tabii ki de ama yorumlardır falan hiçbir fikrim yok. Bu yüzden çok heyecanlıyım bu kitap için. Toplamda 182 sayfa. Bugün biter diye düşünüyorum. Saat 5 ve 9-10 biter galiba. Çünkü yapacak başka bir işim yok. Bittikten sonra bir güncelleme daha çekerim. O zaman tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba. Aslında kitabı bitirince bir güncelleme çekecektim. Ancak şu anda duygularımı sizinle paylaşmam lazım. 109. sayfadayım ve kitap beni çok geldi. Gerçekten böyle tüylerim diken diken ürpermeye başladım. Evde yalnızım bir de okurken hani böyle istemsizce koridora doğru bakıyorum. Yani beni şok etti ya. Gerçekten inanılmaz şok etti. Çok az kitaplarda duygu yaşadığımı biliyorsunuz ve bu kitap şu an beni gerçekten çok ürpertti. Eğer güzel biterse bu kitap hayatımın favoriler arasına girecek. Eminim yani bundan. Şu an çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Korkuyorum ama bitirmek istiyorum. Yani kafam çok karışık. Tekrar merhaba. Ben kitabı bitirdim. Ama çok sinirliyim. O son ne ya? Gerçekten bu son ne? Yazara gerçekten çok sinirlendim. Yani şu an karşımda olsa oturup bu sonu değiştirmek istiyorum. Yani diyeceğim ki otur tekrar yaz bu kitabın sonu. Bu kitabın sonu bu olamaz. Bu kitap bu sonu hak etmiyor. Gerçekten çok daha iyisini hak ediyor ve o kadar güzel bir kitaptı ki. Yani favorilerime girebilirdi. Ömrümün favorilerine girebilirdi ama şu an çok sinirlendim. Kitapta Amelia ve James'in bir gün bir kanoyla gezintiye çıktıklarında gölde başka bir göl bulmalarını ve bu gölün altında bir ev bulmalarını, ardından da evin gizemini çözmeye çalışmalarını, evi keşfetmelerini okuyoruz. Oldukça gerilim yüklü, korkunç bir romandı. Şimdi benim için asıl soruna geldik. Bu kadar güzel kitaplar okuduktan sonra ben genelde ne okuyacağımı şaşırıyorum. Bu yüzden bu arada tripodu taktım. Yani niye elimde tutuyorsam artık. Bu yüzden çok kararsızım. İki tane kitap arasında kaldım. Zaman makinesiyle Eleanor ve Park'a başlayıp başlamamak arasında kaldım. Büyük ihtimalle zaman makinesine başlarım. Sarmazsa da Eleanor ve Park'a geçerim. Çünkü Reading Swamp'a girmemeye çalışmam lazım. Çünkü bu kitap beni çok etkiledi. Sabaha kadar bu kitap üzerine düşünüp konuşmak istiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve ben zaman makinesine başlıyorum. Büyük ihtimalle sabaha kadar bitiremem. 140 sayfaymış. Saat şu anda 11'e geliyor. O zaman sabah bir güncelleme daha çekerim. Günaydın. Dün akşam zaman makinesinde 26'ya kadar okudum. Ancak ön sözü bitirdikten sonra bırakmaya karar verdim. Çünkü anladığım kadarıyla biraz daha aksiyonu düşük bir kitap olacak gibi geldi. Bu yüzden buna sonra devam etmeye karar verdim. Bugün Eleanor ve Park'ı okuyacağım. Toplamda kaç sayfaymış? 355 sayfaymış. Yani bugün bitmez. Bugün bitmeyeceğini biliyorum. O yüzden yarına sallanacağını biliyorum. Ama zaman makinesi kısa bir kitap. Yani yarın zaman makinesiyle Eleanor ve Park'a bitirsem yine 3 günde 3 kitap okumuş olacağım. Yine tahminimi tutturmuş olacağım. O yüzden
Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi saat 10 ve ben kahvemi yeni yaptım. Biraz ayılmam lazım. Biraz da kitap okuyacağım. Sonra test çözeceğim. Yani bugün biteceğini bu yüzden düşünmüyorum. Ama olsun da bakacağız artık. O zaman bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Dün bir güncelleme çekemedim çünkü çok yoğunum ve akşam gece vakti o ışıkta güncelleme çekmeyi sevmiyorum. Karanlık çıkıyor, hoşuma gitmiyor. Dün Eleanor ve Park'ta kaçıncı sayfaya gelmişim? Hemen bakıyorum. 59. sayfaya gelmişim ve bırakmışım çünkü her gün bir kitap demiştim ve içime sinmedi. Bu yüzden zaman makinesine geri dönüp zaman makinesini bitirdim. Bu kitabı ben daha önce de okumuştum. Lise 1 falandım okuduğumda. Pek anlayamamışım ki hemen unutmuşum. Çünkü okurken sürekli olarak böyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum falan gibisinden durumlara düştüm. Biraz daha yaşın ilerlemesi gerekiyormuş anlayabilmek için. Geleceğe giden bir zaman yolcusunun gittiği dönemlerde neler yaşadığını, o dönemlerle ilgili bilgi vermesini okuyoruz. Çok farklı bir bakış açısıydı. Çok sisteme ve dünyaya farklı bir bakış açısıydı. Eğer şöyle olsaydı gibisinden bir kitaptı ve beğendim. Güzel bir kitaptı, sevdim. Büyük ihtimalle ben bunun bir yorum videosuna girerim. Bugün Eleanor ve Park'ı bitirmeye çalışacağım. Her gün bir kitapsa bugün Eleanor ve Park bitecek. Kitap güzel başladı. Aslında bırakmamın bir nedeni de beni biraz ağlatacakmış gibi hissettirdi. Dün ağlamaya pek hazır bir dönemimde değildim. Bugün ağlayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Kaçış yok bu kitaptan. Sayfa sayısı 355'miş. Biter mi? Zorlarsam biter. Saat şu anda 11. Biraz zorlarsam biter bugün. Aynı zamanda çünkü derste çalışıyorum. O yüzden bütün günü kitap okumaya ayıramıyorum. Ama biter ya. Biter. Ben eminim bitireceğim. Neyse, bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Şu an saat 2'ye geliyor ve ben kitapta 157. sayfadayım. Şu an sadece güncelleme çekmemin amacı Eleanor'a ne kadar gıcık olduğumu anlatmam. Yani kitabın başında Eleanor'u seviyordum. Hatta Eleanor'a karşı bir empati duymaya başlamıştım. Sevdiğim karakterler arasında girmeye başlamıştı. Ama bir anda bilmiyorum sevmemeye başladım. Neden böyle davranıyor? Çok sinirimi bozmaya başladı hareketleri, davranışları. Bazı yerlerde o kadar saçma hareket ediyor ki. Ya da saçma düşünüyor. O kadar sinirlerimi bozdu ki şu an bu güncellemeyi çekmem gerektiğini düşündüm. Ya olmayacak yerlerden olmayacak sonuçlar çıkarması ya da bir konuşmanın altından sürekli olarak bir şeyler araması, sürekli olarak o konuşmanın altındaki yanlışlıkları, olumsuz tarafları araması sinirlerimi bozdu. Yani bilmiyorum. Belki de bir şey yaşadığı için. Belki de sonunda bunu o kadar güzel yere bağlayacaklar ki hani bu hareketlerine anlam verebileceğiz diyeceğiz ki evet haklıymış gibisinden ama şu an çok sinirlerim bozdu. Sadece biraz kin kusmak için açtım bu güncellemeyi. O zaman kitabı bitirdikten sonra tekrar görüşürüz. Tekrardan merhaba. Eleanor ve Park'ı bitirdim. Şu anda saat 7.30. Kitabı genel itibariyle az çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çok sevmedim açıkçası. Ana karakterimiz olan Eleanor'dan çok hoşlandığımı söyleyemem. Düşünce yapılarından veya kararlarından, insanlar hakkındaki fikirlerinden çok hoşlanmadım. Kitabın sonunu da bence iyi bir yere bağlayamadılar. Yani bana göre bağlayamadılar. Çünkü Eleanor'un bu hareketlerin altında yatan neden öyle bir şeye bağlanmalıydı ki biz Eleanor'u çok sevmeliydik. Evet haklılar. Eleanor böyle bir insan olmakta çok haklı falan demeliydik. Ama ben yeterli bulmadım. Kitabın sonu da yeterli bulmadım. Yani övüldüğü kadar müthiş bir kitap olarak görmüyorum şu anda bunu. Birazcık sinirlerim de bozuldu. Yani neden bu kadar açık uçlu sonlar yazıyorlar bilmiyorum. Neden açık uçlu son yazarsınız? Hani normal yazın, bitirin şu kitapları değil mi? Biz düşünmeyelim. Saatlerce ben bu kitabın sonu şöyle olsaydı, şu şekilde olsaydı, niye böyle olmadı diye oturup düşünüyorum. Bugün olağanüstü bir geceye başlamayı düşünüyorum. Yarının kitabı olarak. Şu kadarlık bir kısım. Toplamda 70 sayfa. Açıkçası yazarın kalemini çok seviyorum ve kitabı merak ediyorum. Ama bugün daha fazla okuyabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten Eleanor ve Park beni çok yordu. Bitireyim diye bir de zorladıkça kendimi. Bir bölüm dizimi izleyeceğim ya da bir film açacağım. Bugün biraz daha film dizi günü olmasını tercih ediyorum. Akşamın daha doğrusu. Zaten yemek yiyeceğim derken bayağı saat geçecek büyük ihtimalle. Yarın sabah bitiririm diye düşünüyorum. O zaman bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Aslında ben uyanalı çok oldu. Saat şu anda 12'ye geliyor. Ve ben kitapta 34. sayfaya geldim. Çok bir şey kalmadı aslında. Azıcık bir şey kaldı. İnce bir kitap zaten bu.
şu kadarlık bir kısmım kalmış. Sabah uyandığımda okudum. Ondan sonra kahvaltı falan yaptım. Ancak işte 34 sayfa falan okumuşum. Biraz sohbet de edelim. Bugün neler yapacağım? Dedem birkaç gündür bizde ve bayağıdır dışarıya çıkmadı. Yani canı sıkılıyor büyük ihtimalle. Bunu hissettim. O yüzden bugün onu birazcık gezmeye götürmek istiyorum. Ayrıca bugün bir tane kargom geldi. Alışveriş yapmıştım yakın zamanda. Onu çekmem lazım. Çarşamba günü onu atacağım çünkü. Güzel bir kampanya var ve bitmeden sizin de yakalamanızı istiyorum. Sonra hem çekeceğim hem editleyeceğim. Zaten o bayağı uzun bir iş olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca bir diziye başladım. Adı Kingdom. Bir Kore zombi dizisi diyebilirim buna ve hoşuma gitti. Beni bayağı geriyor çünkü. Zombi dizilerinin özellikle The Walking Dead'i çok izledim. Z National diye bir tane dizi daha vardı ama o beni o kadar germemişti. Ama The Walking Dead de bu kadar germemişti. Bu dizinin ayrıca bir gericiliği var. Anlamadım yani gericilik neyse artık. Farklı bir zombi yaklaşımı olmuş bence. Güzel bir dizi. Ay sonu izlediklerim yapmayı düşünüyorum aslında. Çünkü çok güzel filmler izledim. Güzel de bir dizi. Hani bunu da açıklamak isterim. O yüzden ay sonu izlediklerimi yapmazsam bu burada kalsın. En azından izleyenler desin ki Kingdom diye bir dizi varmış. Zeynep çok etkilenmiş, çok gerilmiş, zombi dizisiymiş. Hadi bir bakalım falan desin. Bir bölümde onu izlemek istiyorum. Çünkü çok heyecanlı ilerliyor ve ben bir anda bütün bölümlerini yemek istemiyorum. Zaten çok kısa bir dizi. Yani bayağı yoğunum bugün. İyi ki ince bir kitap seçmişim. Olağanüstü bir geceyi de büyük ihtimalle akşamüstü bir güncellemeyle bitirmiş olurum diye düşünüyorum. O zaman bir dahaki güncellemede görüşmek üzere diyelim. Bu güncellemeyi bayağı uzun tuttum çünkü. Uzatıyorum. Evet, haklısınız. Tamam, görüşürüz. Tekrardan merhaba. Saat şu anda 4'e geliyor. Az önce şu arkadaşlarım bir alışveriş videosunu çektim. Siz büyük ihtimalle bu maratondan önce onları izlemiş olacaksınız. Ben olağanüstü bir geceyi bitirdim. Yani aslında Stephen Zweig'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur ama bu kitabı diğer kitaplarının yanında çok sevemedim. Yani bilemiyorum. Bana o kadar ilgi çekici gelmedi konusu. Yani diğer kitaplar o kadar çok insanların psikolojisine değiniyordu ki, psikolojik tahlile o kadar çok önem veriyordu ki bu kitap biraz daha benim için geri planda kaldı. Belki anlatış şekli, belki yazım tarzı bilmiyorum ama bir şeyler o karakterin, ana karakterin duygusunu almamı engelledi. Nedense bu kitabı o kadar sevemedim ama yine de güzeldi. Yani genel itibariyle çoğu kitabın arasında kendisini gösterir. Yani o kadar güzeldi ama yazarın kitapları arasında geri planda kaldı diyebilirim. Yani o yüzden çok hoşlanamadım. Şimdi neye başlıyoruz? Hemen göstereyim. Hop. Paranormal'e başlayacağım. Bu seriyi maratonda okuyacağım demiştim ve her kitabın arasına birer kitap koymayı düşünüyordum. Genelde serileri ardı ardına yiyip bitirmem. Sayfa sayısına bakalım. Büyük ihtimalle bugün bitmez bu arada. 285 sayfa. Saat 4'ten sonra okumak için kalın bir kitap ki şu anda benim daha yapmam gereken bir sürü işi var. O yüzden yarının kitabı olacaktı zaten bu. Bugün yarısını okusam, yarın da diğer yarısını okusam yani tutmuş olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden bugün bu kitaba başlıyorum. Bir güncelleme çekmem bugün artık. Yarın sabah çekerim diye düşünüyorum. Çünkü bugün çok fazla okuyacağımı düşünmüyorum. En fazla 50 sayfa falan okurum. Yarın görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Şu an saat 6'ya geliyor. Sabah bir güncelleme çekmem lazımdı ama çekmedim. Çünkü fark ettim ki video çok fazla uzayacak ve ne kadar uzun olursa o kadar sizin sıkılma oranınız daha fazla olur diye düşündüm. O yüzden artık güncellemeleri kitaba başladığımda ve kitabı bitirdiğimde çekmeye karar verdim. Paranormal'i bitirdim. Eğer yeni kitap okumaya başladıysanız, eğer yaşınız küçükse ya da fantastik kitap arıyorsanız okuyacak güzel. Bence Paranormal'i okuyabilirsiniz. Gayet sıkılmadan okuyabileceğiniz, size keyif verecek, hatta çerezlik olarak bile okuyabileceğiniz, aynı zamanda ana karakterinde çok eğlenceli bulabileceğiniz kitaplardan da. Hoşuma gitti. Serinin devamını okuyacağım zaten maraton boyunca ama sonu öyle çok heyecanlı bitmedi. Bu yüzden hemen ikinci kitabını alayım okuyayım falan moduna girmedim. O yüzden araya başka bir kitap sokmaya karar verdim. Zaten serileri ardı arkasına okumayı sevmiyorum. Ben daha hızlı unutuyorum öyle olunca unutmamak için. Biraz daha sindire sindire okumak daha iyi. Muhteşem Gatsby'yi okumaya karar verdim. 8 sayfa okumuşum sadece. Kitaba başlamıştım ama nedense beni sarmadı. O dönem bu kitabı okumamam gerekiyor gibi düşünerek vazgeçmiştim. Devamını getirmemiştim. Şimdi baştan başlayacağım. 8 sayfayı hatırlamıyorum çünkü ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Baştan başlayacağım ancak sanırım beni sarmama nedeni aklımdaki gibi olmayışı. Çünkü Muhteşem Gatsby çoğu filmde, dizide sürekli olarak bahsedilen bir kitap.
Ve ben nedensizce bir kadının kendini yaratma öyküsü, yoksulluktan zenginliğe çıkış öyküsü diye hatırlıyorum ama öyle değilmiş. Sayfa sayısı toplamda 176'ymış. Büyük ihtimalle yarın sabaha kadar bitmiş olur. Gece bir güncelleme çekmem, zaten bitirebileceğimi düşünmüyorum. Şu anda dışarıya çıkacağım. 6'dan sonra dışarıya çıkıyorsam saat 9-10'dan önce eve gelmem. Bu da demek oluyor ki gece en fazla başarabilirsem bir 50 sayfa, 60 sayfa falan okuyabilirim. Bu yüzden yarın kitabı bitirdiğimde bir güncelleme daha çekerim. O zaman yarın görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Dün akşam bir güncelleme çekmedim. Saat şu anda 4'e 10 var ve ben kitabı bitirdim. Sonunda Muhteşem Gatsby'yi bitirdim. Kısacık bir kitap ama gerçekten çok çok yavaş okudum. Çünkü güzel bir kitaptı ama benim beklentilerimi karşılamadı. Ben kitabı çok yanlış anlamışım ve bu yüzden beklentilerim çok farklıydı. Dönemin şartlarına ve insan psikolojisine güzel değiniyordu. Ama benim anladığım Muhteşem Gatsby filmlerde duyduğum veya o kesitlerden anladığım bu değildi. Bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım. Biraz da keyif alamadım ama yine de güzel bir kitaptı. Yani tavsiye eder miyim, ederim ama beklentileriniz çok yüksek tutmayın. Aslında benim bugün doğaüstüne başlamam gerekiyor çünkü yarının kitabı doğaüstü olması gerekiyor bitirmem gereken ki bugün başladım demem bitmez. Yarına sarkar. Ama az önce bana bir kargo geldi. Cahşim Elirman'dan teftiş. Yani ister istemez bu kitaba başlamak istiyorum. Şu an doğaüstünü birazcık sallamak istedim. Bu kitap gelince doğal olarak bunu düşünmedim. Ama şöyle bir şey var ki kitap çok kalın. Benim bir günde bitirebileceğim bir kitap değil. 441 sayfaymış. Şu kitabın iki katı kadar bir sayfa sayısı var. O yüzden şu an çok kararsızım. Neyse ben yine bir doğaüstüne başlayayım bugün. Baktım sarmadı ya da biraz soğumaya başladım. O zaman kitabı bırakırım. Teftişe başlarım ki güncelleme çekerek bunu anlatırım zaten. Teftiş okumasam çok güzel olur ama o kadar güzel bir anda geldi ki. İnsan ister istemez açıp okumak istiyor ya. Doğaüstünün sayfa sayısı 234'müş. Çok uzatmadan güncellemeyi ben doğaüstüne başlıyorum o zaman. Büyük ihtimalle akşama bitirememiş olurum. Yine de bir güncelleme çekebilirsem çekerim. O zaman bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Şu an bir güncelleme çekeceğim. Aynı gün içerisindeyiz yani. Saat şu anda 6.30 ve ben kitapta 74. sayfaya geldim. Kitaba mola verdim ve internette gezinirken başka bir kitabın yorumuna denk geldim. O kadar güzel anlatmışlar ki kitabı aşırı merak ettim. Yani hemen alıp okumak istedim. Kitap bir de bende vardı. Bu yüzden ne kadar kendime hakim olmaya çalışsam da tekrar doğaüstüne devam edemeyeceğimi fark ettim. Bahsettiğim kitap Kadınlar Ülkesi. Doğaüstüne bugünlük bırakıp Kadınlar Ülkesi'ne başlamak istiyorum. Zaten kısacık bir kitap, o kadar anlattıkları kadar güzelse. Zaten yarın öğlen olmadan biter gibime geliyor. Sayfa sayısı 209'muş. Başka bir kitabı çok fazla merak ederseniz zaten okuduğunuz kitaptan zevk alamazsınız. Ki bu kitabı çok fazla kafa yoramıyordum bunun yorumunu okuduktan sonra. O yüzden neden buna başlamayayım dedim. Maratona bu kitabı da dahil edebilirim diye düşündüm. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Beklentilerim çok yüksek. Bakalım. O zaman bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Bu arada şu anda bugünkü güncellemeleri editliyorum ve fark ettim ki ben bugün demiştim ki ya doğaüstünü okurum ya teftişi. Çünkü teftiş hakkında çok güzel şeyler duydum ve merak ediyorum cahşimelerimin olduğu için. Ve ben şu an ne doğaüstünü okuyorum ne teftişi, onun yerine Kadınlar Ülkesi'ni okuyorum. Baya komiğime gitti. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Büyük ihtimalle siz de izlerken çok garipseyeceksiniz. Bu kız o iki kitabı gösterirken neden gitti bambaşka bir kitaba başladı diye. İşte böyle oluyor. Kitaplarınızda çok fazla okumadığınız kitap varsa hangisinin yorumunu duyarsanız onu merak ediyorsunuz. Aynı anda hepsine başlamak istiyorsunuz. Böyle bir sorun oluşabiliyor. Şu an gerçekten çok komiğime gitti ya. O zaman görüşürüz. Tekrardan merhaba. Kadınlar Ülkesi'ni bitirdim ama bu maratonda yazarların resmen bana bir garezi varmış gibi hissediyorum. Bu üçüncü kitap. Sonu olmayan, sonu çok açık biten ve ikinci kitap olacakmış gibi ya da soru işaretleriyle bitiren üçüncü kitap maraton boyunca okuduğumuz. Kadın erkek kavramına, bu kavramlara çok güzel değinen bir kitaptı. Kadın ne demek, erkek ne demek? Aklımızda bu kelimelerle ilgili türettiğimiz yanlışlıklar neler ya da günlük hayatımızda kullandığımız yanlış cümleler ne demek, bunları gösteriyordu. Gerçekten mükemmel bir kitaptı. Çok çok sevdim. Kesinlikle herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Kitabı okurken çok fazla şey sorguladım. Kendi kullandığım kelimeleri, cümleleri kadar her şeyi sorguladım. Gerçekten mükemmeldi. Yani bu maraton güzel kitaplarla devam ediyor ve çok güzel kitaplarla geçiyor. Henüz daha böyle sevmediğim hiçbir kitaba rastlamadık ve 7. kitabımız bu.
Gerçekten şanslı bir maraton geçiriyorum. Bugün doğasına devam ediyorum. O zaman yarın bir güncellemede görüşürüz. Bu arada ben yine saati söylemeyi unuttum. Bakıyorum 15.43'müş. 4'e çeyrek var. Yani bugün bitmez tabii ki de. Yarına kalacak ve ben yarın yine bir güncelleme çekerim. Kitabı bitirdiğinde o zaman bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Bugün sabahtan bir güncelleme çekecektim ama bir türlü vaktim olmadı. Zaten kitaptan da 10-20 sayfa kadar bir şey kalmıştı. Bitirememiştim. Dışarıya çıkmam gerekti ve çok geç geldim. Şu an saat 10'a geliyor ve ancak eve adımımı attım. Şu an makyajımı silip hemen hızlıca adapte olmak istiyorum. Doğa üstünü bitirdim. Ama ilk kitap kadar sevemedim. Zaten serilerde bu kitaplar ilerledikçe serinin hızı ve güzelliği düşmeye başlıyor. Ama benim sevememe nedeni zaten buna hazırlıklıydım çünkü. Ben sonundaki olayı ortalarında tahmin ettim. Hatta böyle bir ilk 50 sayfasına fark etmiştim. O yüzden ben biraz eğlenemedim, keyif alamadım kitaptan. Ama yine de güzeldi. Karakterler için okunurdu. Lent ve Evie'yi çok sevdim çünkü. Ama yine de umarım 3. kitap daha güzel olur. Ama bugün 3. kitaba başlamayacağım. Kürk Mantolu Madonna'nın çizgi romanına başlayacağım. Büyük ihtimalle ben bunu bugün okuyamam. Sırf doğa üstüne bir güncellemesini çekebilmek için zaten açtım bu güncellemeyi. Çünkü saat 10'a geldi. O yüzden büyük ihtimalle yarın sabah kalktığımda okurum. Kalktıktan sonra da zaten ben 1 saat 2 saat kadar yatakta kitap okuyorum. O sırada bitiririm diye umuyorum. 87 sayfaymış kitap. Yarın bir güncelleme çekerim bitirdiğimde. O zaman tekrar güncellemede görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Kürk Mantolu Madonna'yı bitirdim. Öncelikli olarak kitapla ilgili söylemek istediğim şey, önce gidin roman halini okuyun, sonra çizgi roman halini okumanızı tavsiye ederim. Çünkü çizgi roman o kadar üstün körü ve hızlı atlanmıştı ki bazı şeyleri anlamakta zorluk yaşayabiliyordunuz. Eğer kendi roman halini okumadıysanız bazı yerleri hatta hiç anlamıyordunuz. Şu şekilde göstereyim. İlk önce roman halini, sonra çizgi roman halini okumanızı tavsiye ederim. Ama yine de şöyle söylemeliyim ki çizimleriyle o kadar güzeldi ki. Yani Maria Puder'i tam tahmin ettiğim gibi çizmişlerdi. Tam aklımdaki gibi, tam istediğim şekilde çizmişlerdi ve bu çok güzeldi. Şimdi benim aslında Sonsuz'a başlamam gerekiyor. Çünkü bu maratonda okuyacağım deyip okumadığım tek kitap Sonsuz olarak kaldı. Ama ben nedense Tezer Özlü'den Eski Bahçe'yi okumaya karar verdim. Çünkü Tezer Özlü ile aramı çok açmak istemiyorum. Diğer kitabını okuyalı bayağı zaman geçti ve bu kitabını okumam gerek diye düşünüyorum. Aslında bu kitap okumamın bir diğer nedeni daha var. Şöyle ki benim internetimde şu ara bir problem var. Ve birkaç gündür internete giremiyorum. Yetkili servisin telefon numaralarına da ulaşamıyorum. Bu yüzden bugün yetkili servise gideceğim. Bütün gün dışarıda olurum diye düşünüyorum. O yüzden döndüğümde de kitap okuyabileceğimi düşünmüyorum. Sürekli kitap okumak beni gerçekten çok yordu. Ne kendi gündelik işlerime bakabildim doğru düzgün, ne başka şeylere zaman ayırabildim, ne de doğru düzgün kendimi vererek ders çalışabildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden ince bir kitapla artık maratonu bitirmem gerektiğini düşündüm. Çok yoruldum. Yani 10 gün 10 kitap zormuş. Yani bir ayda 10 kitap tamam. Hani bir şekilde olur da her gün bir kitap bitirmeye çalışıyorsunuz. 10 gün 10 kitap. İnce kitap da okumak istemiyorsunuz ama güzel kitaplar da okumak istiyorsunuz. Yani olaylar çok karışıyor. O yüzden gerçekten çok yoruldum. Bugün güncelleme çekmem diye düşünüyorum. Zaten kitaba bugün başlamam diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle yarın başlarım. Sabahtan başlarım. Zaten kısacık bir kitap. 78 sayfaymış. O zaman bir dahaki güncellemede görüşmek üzere diyelim. Tekrardan merhaba. Dün bir güncelleme çekemedim. Zaten kitabı da bitirememiştim. Dün sadece şu postete kadar okudum. O da 40 sayfa. 40 sayfa okumuştum. Gerisini sabah kalkınca okudum. Bir güncelleme çekmedim. Zaten bugün ay son okuduklarımı çekeceğim diye. Çünkü makyajsız halimle böyle video çekmek bana çok garip geliyor. Tezer Özlü'nün kendi hayatından parçalar ayırması, parçalar katması öykülerine çok hoşuma gidiyor. Ayrıca Tezer Özlü'nün hayatından çok fazla kesit vardı. Kendinden çok fazla parça koymuştu. Zaten yazarı sevmemin nedeni de kendinden çok fazla parça koyması. Tezer Özlü'nün 11 öyküsünden oluşuyor. Kitapla ilgili çok fazla şey anlatamam zaten. Ne desem spoiler çünkü çok kısa kısa öyküler bunlar. Maratonumuz böylece son bulmuş oluyor. Artık yorgun bir Zeynep'le karşı karşıyasınız.
Maratonda toplamda 10 tane kitap okudum. Bence çok güzel bir maraton oldu. Çok verimli bir maraton oldu. Çok fazla kitap okudum ama bunu her ay yapamayacakmışım. Bunu anladım bununla beraber. Her ay değil de böyle 2 ayda bir, 3 ayda bir tekrar yapmayı düşünüyorum açıkçası. O zaman benim videom bu kadardı. Siz neler okudunuz aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Ayrıca kitaplarla ilgili yorumları da yazmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben hemen Nisan ayında okuduklarımı çekip geliyorum.